Printek kesici plotter performans testi. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni Printek kesici plotterlarımızın performansı. Daha önce bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere bunun kurulumunu, ayak nasıl birleştirilir, makine nasıl takılır, bıçak nasıl takılır onları göstermiştik. Çok aslında ilgilendiren bir durum değil. Makineyi aldığınızda sadece kurmak için kullanırsınız. Gelelim fasulyenin faydalarına dedik. Şimdi sizler için kesim testi yapacağız. Aslına bakarsanız dün ben bas kes ve küçük bir parça glitter test ettim. Videosunu da dün akşam Instagram'da yayınladım. Onlardan da küçük bir alıntı yapacağım şimdi. Ama asıl flex kesim testi yapacağız. Büyükten küçüğe farklı farklı boyutlarda iki ayrı fontta yazılar hazırladım. Bir 30 saniye hızla, 30 saniye hızla değil tabi, 30 santimetre bölü saniye hızla, bir de 50 santimetre bölü saniye hızla, bu ikisini de yaklaşık 65'er santim boyunda birer kere keseceğiz, ayıklayacağız. Bakalım kesim testimiz nasıl sonuçlanacak. Test sırasında da Printek Premium tekstil folyosu, siyah renk kullanıyoruz. Hem kesiciler hem kullandığımız tekstil folyoları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz her zamanki gibi aşağıda video açıklamalarında ürün bağlantılarını bulabilir. Tıklayıp direkt internet sitemize gidip oradan online satın alabilir. Bütün detaylarını görebilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hız ve kesim kalitesi testimize başlayalım. İlk testimizi %60 hızla, yani 30 santimetre bölü saniye ile yapıyoruz. Şimdi gönder diyorum. Fark ettiyseniz değişik bir sıralamayla kesti. Bunun nedeni ise bu versiyonda, yarı otomatik poza tanımalı versiyonda Sign Master programı içinden çıkmıyor. Corel plugini ile, ücretsiz kesmek istiyorsanız ücretsiz Corel plugini ile kesiyorsunuz, eklentisiyle. Bu eklentide kesim sıralaması optimizasyonu yok. Kendisine göre sıralamıyor. Siz Corel'de hangi sırayla bunları yapmışsanız o sırayla kesiyor. Şimdi ikinci testte tam hızla keserken size bir ekrandan o sıralamanın nasıl yapıldığını da göstereceğim. Böylelikle isterseniz kendiniz kesim sıralamasını da ücretsiz bir şekilde optimize edebilirsiniz. Azıcık ileri alalım. Şunun fazlasını keselim. Size bu Corel sıralamasını göstereyim. Ben şimdi düzelttim aslında. Objeleriniz sağ üstte ne sırada diziliyse o sırada kesecektir. Demin bu sıralama, örnek vereyim. Bu mesela ortadaydı. Burayı kestikten sonra buraya atlıyordu. Ben şimdi onların hepsini elimle çekerek, düzelterek hizalı yaptım. Maksimum hızda keserken daha doğru sırada bir kesim göreceksiniz. Şimdi gelelim ayıklamaya. Tabii o biraz uzun sürecek. Ben size tabii ki hızlandıracağım. Hatta gerekirse ortasına atarım. Sadece ince detayların olduğu yere yakın çekim gösteririm ki çok sıkılmayın. Sıra geldi en küçük kestiğimize. Şu ucunu önceden açmıştım. Şu şekilde hafif yukarı aşağı oynatarak İçerlik yerleri daha kolay ayıklayabilirsiniz. İçlerini de alayım. Aslında en küçüğünü çok küçük yaptım zannediyordum. O kadar da küçük değilmiş. Maksimum hız testinde bir tane daha küçüğünü ekleyeyim buraya. Bakayım bu kaç santim olmuş. Burada harf yüksekliği aşağı yukarı 1 santim. Şu
E'nin içindeki boşluk aşağı yukarı 4 milimetre falan. Yüksekliği de 1,5 milim. O kadar da zorlu bir şey değilmiş. Şimdi ben size hem bu tarafını da soyayım. Hepsinin bir soyulmuş halini görün. İçindeki boşlukları ayıklayayım. Hem de daha da Corel'de küçük bir tane yazı ekleyip full hız keselim. Hazır soyma işlemi yapıyorken bir de hızlı soyma testi yapalım. Açıkçası ben tavsiye etmiyorum. Soyarken nazik olmalı diyorum. Ama sert çekersek ne oluyor bir de onu görelim. Kullandığımız Folio Printek Premium. Oldukça sert çektim. İçerideki yerlerde baskıya zarar vermeden şöyle ufak iki tane kopma oldu. O kadar. Onun dışında her yeri temizce geldi. Bunu da bir sert çekelim. Aynı şekilde şu N'nin içi çok içerlek olduğu için kalıyor. Onun dışında bu tarafta E'de de bir şey yok. Evet, şimdi sıra geldi. Tam hız 50 santim bölü saniye yani 500 milimetre bölü saniye hızla kesime ve daha küçük kesilecek yazılar da ekledik. Ayarlardan hızı maksimuma çıkartıyorum, basıncı ellemiyorum. 500 oldu. Şimdi Corel'den gönderiyorum. Aynı anda kronometrede tutacağım bu sefer. Bilgisayar başına geçeyim. Maksimum hızda kesim testimiz de bitti. Hiç vakit kaybetmeden ayıklamaya geçelim. Bakalım bir sorun yaşamış mıyız? Ben içerideyken bitti. Tam saniyesine bakamadım. Tahminen 9 dakika 20 saniye falan olmuştur. Video kayıtlarından teyit edip yine onu size göre sol üst köşeye ekleyeceğim. Sıra geldi hız testimizin sonuçlarına. Bir sıra bir köşelerini kaldırayım ki elle hızla çekebileyim. Hatta şu anda aslında en merak ettiğim şey küçük kesimler. Gelin isterseniz küçük kesimlerle bir başlayalım. Diğerlerini ne de olsa gördük. En küçüğünü biraz fazla abartmışım. Geçen sefer kesmediğimiz boyutlara geliyorum. Evet. Bunu kesmiş miydik? Galiba bunu geçen sefer kesmiştik. Pardon. Bu kesmediğimiz bir boy olması lazım. Evet, gayet sıkıntısız bir şekilde 50 ile de ayıkladık. Bir küçüğüne daha gelelim. Bunda nazik olacağım. Beklentimin çok üzerinde bir performans sergiliyor açıkçası. Son sürat kestik. Küçücük şeyler ve de o ellerin içini ona büyüteçtim. Bakacağım artık bir yolunu bulacağım. Oo. Biraz makine şov yapmış. Şimdi malzemenin de hakkını vermek lazım. Printek Premium folyomuz gerçekten çok iyi. Şunu rahat gösterebilmek için altına beyaz koyayım. Gözüm el verirse şunların içlerini bir temizleyeyim. Yaparken bunu kaldırdım.
Şu denemenin evsinin içini bile kesmiş sanırım. Şunu yerine. Artık bunlar cımbızla konulabilecek şeyler yerlerine. Ama şu Printek yazısından size yakın çekim yapmam lazım. Aslında maksimum hızda bunları kesip ayıkladıktan sonra diğerlerine gerek var mı? Çok emin değilim. Yine de hadi başladık, bitirelim. Şöyle orta boylardan birini size yine hızlıca çekelim. Hop. Sanırım video ile bunları uzatmaya gerek kalmadı. Ben bunu ayıklayayım, size son fotoğrafını atayım. Diyecek bir şey kalmadı çünkü. Evet, performans testimizi bitirdik. Açıkçası beklediğimizden çok daha da güzel çıktı. Demin anlattığım üzere iki tane şu boyda kesim yaptık. Birini 30 santimetre bölü saniye ile, birini tam hızla 50 santimetre bölü saniye ile kestik. Özellikle maksimum hızda kestiğimize şu ufak fontları da ekledik. Demin soyarken ilkini yakın çekimde göstermiştim. İkincisini soyarken videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Daha da dikkatli soydum. Şu daha da güzel çıktı. Hatta soyulmuş parçasını son hızda şurada yakın çekimde göstereceğim size. Görebilirsiniz. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Enerjim taşıyor. Çok güzel çıktı çünkü ürünümüz. Bu tabi bizim premium flex tekstil folyomuzdu. Çok kolay ayıklanıyor. Bu kadar ince kesimleri her üründe, özellikle mesela ekofolyomuzda veya flokta falan kesemezsiniz. Onu baştan uyarayım. Ama flok, gliter gibi kalın malzemeler için paket içeriğinden 60 derece daha rahat kesim yapmanıza sağlayan bıçak da çıkıyor. Hız testimiz, küçük kesim testimiz çok güzel sonuçlandı. Dün aynı zamanda ben sizler için bu L versiyonu lazer hizalamalı yarı otomatik pozalı kesim makinasıyla bas kes çıktısı da aldım. Daha önce diğer makinalarda yapıyorduk. Sweatshirt'te gördüğünüz miniyi dün Instagram'da yayınladım. Oki yazıcıdan çıktı aldığımız Shockline'in FC Blanco izemin transfer kağıdını pozalı keserek ayıklayarak, üzerine de ayrıca bir tane küçük simli parça, ki dar bir parçaydı, pabuçları güzel ayarlayarak dar parçayı da takarak kestik. Bunu da yaptık. Çok kısa bunun detayını da size bir araya sokayım. Neyin nasıl yapıldığını göstereyim. Ondan sonra da bir sonraki videomuzdaki arkada duran otomatik poza tanımalı makine hakkında biraz bilgi vereyim. Yazıcıdan pozalı çıktı aldığımız A4 kağıdı iki pabuç arasına yerleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere pabuçları kağıdınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Her ne kadar poza işaretleriyle yamukluğu telafi etse de kağıdı oradaki cetveli veya çizgileri kullanarak düz koymanızı tavsiye ederiz. Sonrasında da bıçağı ilk poza işaretine yakın bir yere yerleştirip ortadaki OK tuşuna basıyorsunuz. Makineden pozalı kesim komutunu gönderdiğinizde size ilk poza işaretinin üzerine lazer pointer'ı getirmenizi söylüyor. Elle o lazer noktacığını artının tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. 0,5 ve 0,1 milimlik kademelerle yapılabiliyor bu. Yerleştirdikten sonra OK'ye basıyorsunuz, ikinci poza işaretine geliyor. Burada sırayla ince ayarlarını yapıp tam ortaladıktan sonra her seferinde OK'ye basıyorsunuz. İkinci, üçüncü ve dördüncü poza işaretinde ince ayarını yaptıktan sonra artık makine kağıdın neresinde olduğunu biliyor ve pozalı kesim işleminizi yapabiliyorsunuz. Şimdi göreceğiniz üzere tam istediğimiz şekilde kalın attığımız siyah konturun içerisinden gayet net ve muntazam bir şekilde mini kafasını dekupe ediyoruz. Evet, gördüğünüz üzere bu yarı otomatik lazer hizalamalı pozalı kesim yapıyor. $100 farka arkadaki kamera sistemli tam otomatik versiyonu da mevcut.
Onda ilk poza işaretinin üzerine getiriyorsunuz. Sonra 2, 3 ve 4'ü kendi bulup o ince ayarı kendi yapıyor. Bunu yapabilmesi için de ücretsiz, tabii ücretsiz derken biz fiyatını içine bir şekilde eklemiş oluyoruz. SignMaster programıyla beraber geliyor. O programı daha vakit bulup çok inceleyemedim. Bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa onun kameralı poza tanıma sistemini de size tanıtacağım. O videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız videoyu yayınladığımızda YouTube sizi bilgilendirir, kaçırmamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Aklınıza takılan sorular varsa kesici plotter olabilir, transfer kağıtları olabilir, sattığımız herhangi bir ürün olabilir, hiç sorun değil. Aşağıda yorumlarda yazarsanız en kısa sürede cevap veririz. Ayrıca tabii ki sadece yorumlardan değil, WhatsApp hattımızdan 7/24 bize yazabilirsiniz. 7/24 anında cevap veremeyebiliriz ama en kısa sürede dönüş yaparız. Ayrıca hafta içi mesai saatlerinde santral hattımızdan da telefonla yine bize ulaşabilirsiniz. info@printektireonline.com mail adresine e-posta atabilirsiniz. Umarım yeni makinamız ve videomuz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.